Merhaba arkadaşlar. Dün bir bulaşık makinesi parçalamıştık ve içerisinde kullanabileceğimiz bazı malzemeleri çıkartmıştım. Bunların nasıl kullanılabileceğinden bahsetmiştim. Bazı arkadaşlarımız bunların hiçbir işe yaramayacağını, bu motorların çok kötü olduğunu ve bunları atmam gerektiğini yazmış. Ben de şöyle bir karar aldım. Bütün çıkartmış olduğum bu parçaları kısa kısa videolar halinde nasıl kullanabileceğimizi paylaşacağım. Çok kısa olacak arkadaşlar bu videolar. Sizi sıkmadan hepsinin de nasıl kullanıldığını anlatacağım. Şimdi arkadaşlar ilk önce bulaşık makinemizin şu pompasını kullanmaya karar verdim. İlk önce şöyle bir tane su kovasının altını deldim ve oraya su pompamı yerleştirdim. Normalde biliyorsunuz su pompalarında check valve oluyor. Şurada check valve olması lazım ve fanın içerisinde sürekli su olması lazım. Ama check valve'iniz yoksa benim gibi şöyle kovanın altına monte ederseniz check valve'e gerek kalmaz. Yani buradaki su zaten burayı doldurmuş oluyor şu an. Şöyle de bir kablom var. Ucunda butonum var. Şurada da arkadaşlar yine bulaşık makinesinin gider hortumunu kullandım. Ve şimdi pompamı deneyeceğim. Ben çok güçlü olduğunu düşünüyorum. Şu an ilk denemem. O yüzden biraz tedirginim. Şimdi arkadaşlar şu düğmeye bastığım zaman pompam çalışacak. Ve su devir daim etmeye başlayacak. Şimdi ben düğmeye basıyorum. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi pompamız çok güzel bir şekilde çalışıyor. Demek ki bu pompa gerçekten işe yarıyormuş arkadaşlar. Bakın. Çok tanzikli bir şekilde. Şu an borumun aslında ucu da açık olmasına rağmen epeyce su gönderebiliyor. Bakın. Evet, kısa bir sürede kovamızın içerisinde su kalmadı. Şu bastığı yerlere bakın. Her taraf su içinde kaldı. Annem beni buradan kovalayacak. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi pompamız çok kuvvetli. Yani kendi bünyesine göre kuvvetli. Pompa çok küçük olmasına rağmen gayet hızlı bir şekilde suyumuzu boşalttı. Ve epeyce de tanzikliydi arkadaşlar. Yani basınçlı su olmayan yerlerde mesela bir dere kenarında dereden suyu kovanıza doldurup arabanızı yıkayabilirsiniz. Eğer çeşmeniz yoksa uzak bir yerdeyseniz bağ evlerinde falan. Dediğim gibi bu ilk videomuzdu. Bütün bulaşık makinesinin parçalarını ayrı ayrı deneyeceğiz. İnşallah işinize yarayan bir video olmuştur. Lütfen kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayınız. İyi seyirler.